öğrencim, değerli hocalarım ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Görsel iletişim ve tasarım bölümünün 2012-2013 yüz deneme etkinlikleri kapsamında hazırlamış olduğunuz Kafede Buluşma adlı serginize hoş geldiniz. Serginin adından da anlaşılacağı üzere amacımız sergi salonları yerine dinlenmek, yemek yemek, çalışmak ve sohbet etmek için kullandığımız kampüs içerisindeki kafelerle buluşarak yaptığımız çalışmaları paylaşmaktır. Tamamı 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin illüstrasyon, grafik tasarım, bilgisayar ve tasarıma giriş ve özgün baskı derslerinde yapmış oldukları çalışmaların yer aldığı serginin, içinde bulunduğumuz eğitim yılı içerisinde farklı anlamlarda yeni konseptlerle devamını planlıyoruz. Bu sergiyle tasarım ve üretim yolculuğumuza eşlik ettiğimiz için sizlere, her türlü desteği veren üniversite yönetimine ve bizlere yol gösterip cesaret veren hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi sözü İletişim Fakültesi Dekanlık Koordinatörü Sayın Ali Bizden'e veriyorum. Değerli öğrenci arkadaşlar, böyle bir sergi için açılış töreni yapılması çok da doğru bir konsept olmadı bence. Sanatı, düşünceyi, fikri yaşayan alanlarda insanlarla buluşturmaktan hareketle yapılan bu sergi, hem fakültemizin görsel iletişim tasarımı bölümünün... Öğretim görevlisi Ali Bizden, sergi açılışı konuşmasında hayat dal sanatı, sanattan düşünceyi, ifadeden iletişimi ayrı tutmanın ne kadar anlamsız olduğunu ifade etti. Klasik sergi salonlarında protokole yönelik sergilerin boş olduğunu vurguladı. Düşüncenin, kültürün, estetiğe dönüştürülmesinin önemli bir tavır olduğunu sözlerine ekledi. Sanatı, sanattan düşünceyi ifade eden iletişimi ayrı tutmak ne kadar anlamsızsa, böyle sergileri, böyle buluşmaları sadece klasik sergi salonlarında protokole yönelik yapmak da o kadar boş bence. Dolayısıyla bu tip buluşmaların, düşüncenin, fikrin, duygunun estetize edilerek insanlarla yaşadıkları, bulundukları mekanlarda buluşturmanın önemli bir tavır olduğunu düşünüyorum. Bu sergide işi olan bütün arkadaşları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir kısmını yapılırken, boyanırken sokakta, asfaltın üzerinde görme şansım da oldu. Bir kısmını hiç görmedim. İlk kez burada görüyorum. Sergilenen çalışmaların birkaçını yapım aşamasında görme şansını yakalamışken, tamamını sergide görmenin mutluluğunu ifade etti. Güzel ambiyansın verdiği atmosferle kendisine hediye edilen Orhan Gencebay konulu çalışmayı yapan öğrencinin ismini unuttu. Ama teşekkür etmeyi de unutmadı. Evet, teşekkür ediyorum size. Kampüs dışında düşüncenin, fikrin, estetiğin, güzelliğin, mesajların herkesle her alanda buluşmasına yaptığınız önemli katkı olduğunu düşünüyorum bu serginin. Ve devamını dört gözle bekliyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.